yaşadık. Boykot şimdiye kadar Osmanlı'dan beri Türkiye'ye, Müslümanlığa yapılan her türlü zulüm yapıyorlar. Biz de buna karşısına destek olmamız için her türlü o yine yiyecekleri, içecekleri boykot etmemiz, hatta ayakkabılarını bile giymememiz lazım. Bu kadar yaşasın Türkiye. Karara uymayanlar inşallah Allah ıslah etsin, onlar da uyar. Yani onlar bilmediği için yanlış davranıyorlar, yanlış davrananlar. Onlar bence gezici kişiler. Vallahi son derece doğru bir karar ama tabii bunun ilerisine de gidilmek lazım. Yani sadece atıyorum bir mallarını boykot ederek onları çökertemeyiz. Ama tabii mantıklı bir karar boykot olarak ama yani dediğim gibi sadece atıyorum bir kola içmemek de olmayacak bir karar. Bir de şöyle saçma bir şey var. Bizim milletimiz gidip kolayı alıp o kolayı yere döküyor. Yani şunun yapılması gerek. O toptancının, o esnafın hiç o kolayı almaması gerek. Ve bizim de onu almamız gerek. Yani şunu kafamıza yerleştirmemiz gerek ama işte gel gör ki bizim milletimiz gidip esnaftan kol alıyor. O kolayı yere döküyor. Sonra o esnaf yine gidip o kolayı alıyor. Ekstra double win oluyor onlar için. İsrail ürünü alınır mı? Vicdanına göre. Vicdanım değil de sen elindeki sabun fabrikasını gider İsrail'e ben satarsın. Ben mi kapattırayım sabun fabrikasını Rabia? Allah aşkına neyse. Sen de ya. Değil mi ya? Ama bakamıyorum ben. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Allah yardım eyliye. Hadi bizim başımıza geldi. Ama diyorlar vuracak. Kim diye? Solcular diyor. Solcular. Ne Ama kullanım aslında çok yanlış. Farkındayız. Ama kullanıyoruz. Dikkat ediliyor mu çevremizdeki vatandaşlar tarafından? Hayır, şu an hiç edilmiyor. Gerçekten Nevşehir'de böyle bir şey yok. Çünkü hani insanlar almak zorunda. Ürünlerin çoğu çünkü İsrail'in zaten. Boykot kararı hakkında neler düşünüyorsunuz? Formülü vermişsin yani. Yapılması gerekiyor. Siz dikkat ediyor musunuz? Elimden geldiği ölçüde de evet. İşin doğrusu baştan beri dikkat edeyim. Vallahi boykota her sebebi katılırım ben. Her zaman için katılırım. Çünkü bu Müslüman kardeşlerimize İsrail'deki yaptığı doğru değil. Onu boykot etmemiz gerek. Ama sonunda zararla yine biz çekeceğiz. Yine biz çekeceğiz. Kolina alıyor, döküyor. Ne yapıyor? Bunu bir fazla satmış olacak öbürü. Şimdi ne yapar? Ne yaparsınız? Siz olsanız ne yaparsınız bizim yerimize? Boykot etmek mecburiyetteyiz biz. Uygulamayanlar için neler düşünüyorsunuz? Karar uygulamayan kendi haysiyeti, kendi karakteri. Eğer ki düşünecek olursak, oradaki Filistin'deki, Kudüs'teki o kardeşlerimiz, Müslüman alemi, bunları kepaz olması bizlere demektir. Ve Müslüman aleminin de bir tane çıkıp da, ama biz NATO'dayız, giremiyoruz işte. NATO'da olduğumuzdan, yoksa biz onların kokunu kazırdık biz. Biz İsrail zulmüne her zaman karşı çıktık. Bir yeni değil. Her zaman karşıydık. Ve bunun içinde elimize ne geliyorsa, hani dua ise dua, boykot ise boykot. Hepsini yapıyoruz. Karara uymayanlar için neler düşünüyorsunuz? Şimdi onun için açık ve net bir şey söyleyeyim mi? Biz Yunanlıları denize döktüğümüzü söylüyoruz. Ama içimizde hala kalan Yunanlılar var. Vatan hainleri var. Eğer öyle olmasaydı bugün %48 oyu almazdı. Şimdi bunu düşünürsen demek ki onlar boykota devam. Eden %52, hani boykota devam eden %52'nin karşısında boykotu uygulamayan %48 bir yani kesim var. Bunlar her zaman içimizde olacak. Ama isterdim ki o %48'lik kesim de bu boykota uysun ve ülkemizdeki bu ekonomik krizin sebebi olan bu malum firmalar elimizdeki bu imkanı kullanarak, boykot imkanı kullanarak ülkede bir şöyle bir sıkıntı çekseler. Ama yok. Bugün gidiyorsun nereye varsan her şeyde onların ürünü. Her şeyde aldığın her şeyde onlar piyasaya ambargo uyguladıkları için sen de bunu mecbur alacaksın diyor. Almazsan olmaz diyor. Gitsen bugün hangi ürünü almıyoruz? Her ürünü alıyoruz. Gıda olsun, temizlik olsun. Sonuç o adamları o dünya genelindeki 5 zengin aileyi daha da zengin ediyoruz. Yani boykot etsen, senin boykotun tabii ki bir yere kadar, evet. Ama bu boykot etmeyip de destek verenler de bugün İsrail'de görüyorsunuz zulmü. Neden Ukrayna'ya saldırdığında herkes hemen eyleme başladı. Bütün Avrupa, dünya, Rusya'ya
karşı bir eylem başlattı. Neden bugün Ukrayna'ya yapmıyorsunuz? Yani Ukrayna Rusya Savaşı'na uyguladığınız bu politikayı şimdi İsrail Filistin'de uygulamıyorsunuz? Öyle değil mi? Evet, burada Ukrayna'nın dediği nedir? Ben Avrupa'da İsrail devleti kuracağım. Ve herkes buna destek verdi. E şimdi aynı desteği İsrail'e de veriyor. Neden? Amerika, Orta Doğu'daki petrol yataklarını ve doğal gaz yataklarını ele geçirebilmek için Gazze'yi işgal etmek zorunda var. E bunun neticesi olarak da ne olacak? Dünyanın bütün servetini elinde tutan bu adamlar, Müslümanlara yaşam hakkı tanımayan bu insanlar, Orta Doğu'daki bahar, bir Orta Doğu'ya bahar getirecek diyen adamlar daha da zengin olacak. Sonuç nereye gelecek? Türkiye'yi işgal. Şu anda Gazze değil, herkes Gazze'ye bakıyor da Gazze değil. Amaç Türkiye'ye kadar ilerlemek, İsrail Devleti'ni genişletmek ve Türk Devleti kurmak. Amaç, ikinci bir amaç daha, bu petrol yatakları ve doğal gaz yataklarını elde etmek. Bugün Arabistan, bütün Arap ülkeleri dahil, Birleşik Arap Emirlikleri, hepsi onların emrinde. Yani biz Türkiye olarak elimizden gelen neyse yapıyoruz, evet, boykot ediyoruz. Ama görüyoruz ki petrolü ve doları, parasal desteği kim sağlıyor? Arap ülkeleri ve içimizdekileri. Bugün Türkiye'deki Mason hocalarına bağlı Yahudiler kadar biz Müslümanlar Türkiye'de çalışmıyoruz. Müslümanız diyoruz %99 ama gerekli çoğunluk da bizde değil. Güzel, her zaman kullanılır. Hak ediyorlar fazla. Siz dikkat ediyor musunuz efendim? Ben zaten uzun zamandır kullanmıyorum.